iyi ki Raşit Sayı almamışız diyenlerin sayısı çok daha fazla hale geldi. Tete'nin performansını gördükten, Ziyeş'in performansını gördükten sonra olay bu noktaya geldi. Yani bu Raşit'sa'nın değersiz olduğu anlamına gelmiyor. Her zaman söylüyorum. Raşit'sa Galatasaray'ın geçen seneki şampiyonluğuna çok büyük katkı sağlamıştır. Çok da doğru düzgün karakterli bir futbolcudur. İnşallah da onun için her zaman her şey iyi olur. Bunun dışında bir şey söyleyemem ben Raşit'sa için. Ama bir planlama yapılıyorsa biraz zaman vermek gerekiyor. Yani oyuncular alındı. E daha sahaya çıkmadı abi. Neyi gördünüz de neyi yorumladınız mesela? E Tete ilk maçlarda sahaya çıktı. Bu adam Galatasaray'ın futbolcu değil dendi. Samsun Spor maçında bu adam Galatasaray'ın futbolcu değil. Genel yorum buydu sosyal medyada. Üç gün sonra oynadığı maçta Şampiyonlar Ligi'nde maçın oyuncusu seçildi Tete. Ziyech için bu adamı aldınız da bu adam oynamayacak yok. Bu adam 40 kilo bu adam futbol oynayamaz dendi. İlk çıktığı maçta acayip bir asist yaptı. Geçen Başakşehir maçında Oyun sıkışmışken golünü attı. Daha da bir sürü şey yapacak kalitesiyle. E Zaha için aylardır ya bu adam kronik sakat mı falan. Ya yani insanlar gerçekten biraz fazla konuşmak olsun diye konuşuyor. Yani her gün bir fikir belirtmek zorunda değilsiniz bence. Çünkü biraz beklemek, bir şeyleri görmek gerekiyor. Zaha konusu da böyle. Zaha ben İstanbul Spor maçındaki performansını beğendim ve asıl Zaha'yı da herkesin beklediği gibi haftaya Manchester maçında izleyeceğimizi düşünüyorum. Endombele işinde biraz daha zamana ihtiyaç var. Yani birkaç hafta sonra muhtemelen çok daha hazır hale gelmiş bir endombele göreceğiz. Ha bu şu demek değil. Galatasaray bu yaz transfer dönemi 10 tane oyuncu kadrosuna kattı. 10 oyuncunun 10'u zaten hiçbir zaman %100 tutamaz. Yani hiçbir zaman böyle bir başarı oranı yok. Geçen sene de çok 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 başarılı transferler vardı. Ama mesela Mata'dan verim alamadı Galatasaray. Yusuf Demir'den verim alamadı. Ama siz %60, %70 zaten Kaliteyi arttıran transfer yapıyorsanız bu başarı demektir. Ben şu ana kadarki performansı öyle görüyorum. Planlar dışında da hiçbir şey olmuyor Galatasaray'da. Yani neye göre bu yorumlar yapılıyor onu bilmiyorum ama Galatasaray yönetiminin, teknik heyetinin planlaması doğrultusunda tıkır tıkır işliyor işler. Hiçbir sıkıntı yok şu ana kadar. Onun için yani bu tonda, bu şiddetteki yorumlar bana açıkçası çok mantıklı gelmiyor. Peki. Hemen bir başka izleyicimizin yorumunu da ekrana getireyim. Ee, tabii ki bahsettiğimiz isimler hem merak ediliyor. O zaman zaman eleştiriliyor ama performansları da merak ediliyor aslında. Melih Doğan demiş ki Ziyech, Za, Endombele ve Davinson Sanchez Ankara gücü maçında ilk 11 başlar mı? Aslında Sanchez'in ilk oynadığı maçtan itibaren taraftarların e, gözdesi olacak gibi geldi. Çünkü gerçekten çok başarılı bir performans sergiledi. Savunma oyuncusunun bu kadar çok konuşulduğunu belki görmüyoruz ama e, Davinson Sanchez gerçekten böyle tam tadı damağında bıraktı ve bir sonraki maçta oynayamaması taraftarları üzmüştü. E, bu soruyu da sana iletmiş olalım. Hangi isimler 11'de başlar sence? Sanchez gerçekten çok iyi başlangıç yaptı. Herkesi çok heyecanlandırdı. Ya açıkçası mesela benim düşüncem ki yani %90 aşağı yukarı düşünce bu noktadaydı. Elinizde Nelson Abdülkerim varken iyi bir ikiliydi bunlar. Geçen sene hem iyi bir uyum yakaladılar hem zaten Galatasaray ligin en az gol yiyen takımı oldu. Yani herkesin taraflı tarafsız herkesin beğendiği bir ikiliydi. E onlar eldeyken acaba onların önüne geçecek bir stoper almak doğru mu düşüncesi herkesin aklında vardı ama ben burada da hem teknik heyetin hem yönetimin haklı çıktığını düşünüyorum. Yani tabii ki daha Sanchez'i bir maç izledik. Bundan sonraki performansında görmekte fayda var ama çok ciddi bir fark oluşturdu çok ciddi bir kalite gösterdi. Ve Galatasaray'ın aslında biraz ihtiyacı olduğunu da gördük bu profilde bir oyuncuya. Sanchez yarın muhtemelen 11'e dönecek. Yani Okan Hoca onun ritim kazanmasını hazır bir şekilde geldi zaten. İlk maçta da iyiydi ama takımla uyum sağlamasını, ritim kazanmasını istiyor. Hafta içi statüden gereği oynaya, statü gereği oynayamamıştı. Yarın yine Sanchez'i göreceğiz. Ziyech'in küçük bir ağrısı vardı. Toparladığını düşünüyorum ben. Yani henüz son antrenmandan bilgi gelmedi ama daha başlamadı İtman. Ziyeş'in de ben yarın 11'e dönebileceğini düşünüyorum. Başka kim var? Burada görünen. Zaha, Zaha için ilk 11 bence Manchester maçı olacak. Zaha'yı yarın yine bu sefer 45 dakika yani Ziyeş'in ilk maçı gibi izleyebiliriz. Her geçen dakika süresi artıyor. Zaha da bu durumdan memnun olduğunu belirtti. Son maç sonrası İstanbul Spor maçından sonra yaptığı bir paylaşım vardı. Hem 3 puan hem de artan dakikalardan dolayı mutluyum dedi. Artık yarın son kez sonradan oyuna gireceği bir düzen Zaha'nın ve Manchester maçıyla da ben 11'e dönmesini bekliyorum. Endombele de muhtemelen yarın yine hedef kulübesinden başlayacaktır. Bu arada izleyicilerimizi hatırlatalım. Yayınımızı beğenerek daha fazla Galatasaraylı taraftarı ulaşmamızı sağlayabilirsiniz. Ebu Bakir'in bir sorusu var. Torreira çok maça çıktı. Manchester United maçı düşünülürse Ankara gücü maçında dinlendirilecek mi? Aslında Torreira da gerçekten Boye gibi ya böyle istikrarlı bir şekilde en iyi olan oyunculardan ve net yazacağımız isimlerden bir tanesi. Bu yüzden e, her maç aslında ihtiyaç duyulan birisi olduğu için dinlendirilmeye çok fırsat olmuyor ama e, Ankara gücü maçınca sence dinlendirilecek mi? Dinlendirme anca şöyle olabilir Ceren. Galatasaray skoru erken alırsa işte 2-3-0'a giderse maç 60. dakikalara kadar ondan sonra Torreira kenara gelebilir. Onun dışında ilk 11'de oynatmayarak dinlendirme diye bir şey olacağını ben pek zannetmiyorum. Bazı oyuncular için bu imkan var ama Torreira şu an kadro yapısında Galatasaray'ın vazgeçilmez oyuncularından bir tanesi. Aynı şey dediğin gibi Sasha Boye için de geçerli. Ama mesela Boya buna çok iyi karşılık veriyor. Geçen sene sonunda Okan Hoca şampiyonluk röportajlarında şunu söylemişti. Yani ilk maçta nerede başladıysa hep yukarıya taşıdı. Hiç performansının altına düşmedi. Müthiş bir istikrar gösterdi dedi. Hakikaten öyleydi. Şimdi de aslında baktığımız zaman kadroda şimdi Sasha Boy içinde, Torreira içinde alternatif aynı isim. Yani yedek kulübesinde Kaan Ayhan gözüküyor ikisi içinde. O açıdan bu oyuncuları dinlendirebilmek çok kolay değil. Bir de Icardi'yi de ekleyelim. Icardi de hiç dinlenemedi. Geldiğinden beri bütün maçlarda oynadı. Ama burada Icardi'nin de biraz tercihi var. O da 90 dakika hep sağda kalmak istiyor. Dikkat edersen 5 oyuncu değişikliği kullanılıyor. Bazen işte yedek forvet de giriyor. Bakan bu da giriyor ama Icardi çok çıkmak istemiyor. O da kendini yani ritmini tam olarak yakalamak istiyor artık Şampiyonlar Ligi'nde kritik maçlara giderken. O yüzden yani Torreira herhalde artık milli takım arasında bir daha dinlenebilir gibi gözüküyor. Allah sakatlık kaza vermesin. Evet, e, tabii ki yine yerleri merak ediliyor bazı oyuncuların. Daha oynarsa Kerem Aktürkoğlu nerede oynar diye sormuş Yıldız Sürmeli. E, aslında böyle özel isimleri olduğu zaman hepsini sağda görmek istiyoruz ama zaman zaman yer mevki noktasında e, değişiklikte olması gerekiyor. Za ile Kerem'i aynı anda sağda görür müyüz ya da e, bölüm bölüm mü oynarlar? Ya bence bu biraz hem maç planına hem de o haftaki performanslara göre bağlı olarak değişebilir. Şimdi geçen sene şu vardı Galatasaray'da yakalanan seri boyunca işte o 16-17 maçlık galibiyet serisinde genelde 11 değişmiyordu. Zorunlu değişiklikler işte sakatlık ceza olmadığı sürece bir 11 oturdu. Hatta sonradan mesela Zaniolo transferi olmasına rağmen orada kendisine yer bulamadı Zaniolo oturmuş devam eden takımdan ötürü. Bu sene ben bunun çok fazla olacağını düşünmüyorum. Tabii ki 7-8 oyuncu böyle bir garanti yeri olacak onların da sakatlığı cezası olmadığı sürece ama onun dışındaki mevkilerde zaman zaman hem maç planına göre dediğim gibi hem de oyuncunun idman performansına, maç performansına göre değişebilir. Çünkü ön hatta çok zengin bir rotasyon var. Şimdi ideal bir düzen saymak saymamız gerekirse savunmayı orta sahaya geçtim. Sen i̇şte orta sahada işte Torreira, Endombele gibi gözüküyor ki bu da çok değişecektir. Yani Mesela deplasmanda oynanacak zorlu bir Şampiyonlar Ligi maçında üçlü orta saha da görebiliriz. İşte Torreira, Endombele, Oliveira ya da Kerem gibi bir üçlü. O zaman zaten önden bir 10 numarayı eksiltmek gerekiyor. Bir kere böyle bir denklem var. Onun dışında ideal düzen diyeceğimiz yerde Zaha belli ki oynadığı zaman solda oynayacak. Çünkü bunu şundan gördük. Zaha sonradan oyuna girdiği maçta 2-3 maçta hepsinde Kerem ya sağa geçti ya merkeze geçti. O sol taraf Zaha'ya emanet edildi. Zaha'nın yeri orası belli ki Okan Hoca'nın kafasındaki. Ziyech için de önceliğinin sağ ön olduğunu söylemişti Okan Hoca. Tabii ki on numarada da oynayabilir ama önceliğimiz sağ önde oynatmak dedi. E, Tete'nin artan bir performansı var. Ben İstanbul Spor maçında da bayıldım Tete'nin performansına. Gerçekten çok olgun bir oyun oynuyor. Bir de Kerem var. Yani ideal düzende en başta konuştuğumuz hep şuydu. Solda Zaha, merkezde Kerem, sağda Ziyech. Ama şimdi Tete'nin bu performansı varken tabii ki zaman zaman değişiklikler olacak.